24 numaralı soru redoks tepkimesi ile ilgili sorulan bir soru olmuş. Evet arkadaşlar şimdi bu denklemin eşitlenmesi gündeme gelmiş. Denklem eşitlerken şunu yapıyordum. Önce atomların yükseltilme basamaklarını belirliyorum. as 2 o 3de oksijen eksi 2, AS'nin yükü artı 3'tür. Nitrik asitte oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, azotun yükseltilme basamağı artı 5. Hidrojenle oksijene bakmıyorum, değerlik değişimi yok h 3 aco 4de asmiyumun değerli artı 5, N2O3'de de azotun değerli artı 3'tür. Şimdi ikinci basamakta indirgenen ve yükseltgenen maddeleri belirliyorum. Asmiyum artı 3'den artı 5'e yükseltgenmiş. Şimdi asmiyuma dikkat edin burada sayısı 2 tane. Bir tane olsaydı artı 3'ten artı 5'e giderken 2 tane elektron kaybederdi ama 2 tanesi toplamda 4 tane elektron vermiş. Nitrik asit azotun değerli artı 5'ten artı 2'ye düş, şey artı 3'e düşmüş. Yalnız azot girenlerde bir tane, çıkanlarda iki tane. Biz bunu çifte göre yani ikiye bir alalım. Azotun bir tanesi artı 5'ten artı 3'e giderken iki tane verirken iki tanesi toplamda dört tane verir. Neticede alınan elektron sayısı verilen eşit olduğu için ikisinin çarpanına da bir diyelim. Bakınız. A'sı 2 o 3'ün önüne biri yazarsam Sağ tarafta asmiyumun 2 tane olması için H3AsO4'ün kat sayısına 2 dedim. Evet azot sağ tarafta 2 tane, 2 tane girmesi için nitrigasitin kat sayısını da 2 yazdım. Sıra hidrojen denkliğinde sağ tarafta 6 tane hidrojen var görüldüğü gibi. Fakat nitrigasit de 2 tane, 4 tane daha olması için suyun kat sayısını 2 yazdım. Oksijen de saydığınız zaman denklemin eşit olduğunu görebilirsiniz. 3 tane AS2O3 de var. 6 tane nitrik asit de 9. 2 de su da var 11. 11 tane girmiş bakın. H3 o 4 de 8 tane var 2 molünde. 3 de N2O3 de var 11. Şu anda denkleminiz eşit. Tepkime denkleştirildiğinde suyun kat sayısı 4 diyor. Hayır suyun kat sayısı nedir burada 2'dir. Birinci faydanız yanlış. Nitrik asit yükseltgen olarak etkilemiştir diyor. Şimdi... Nitrik asit kendisi artı 5'ten artı 3'e düşmüş ama astronyumu artı 3'ten artı 5'e taşıdığı için evet nitrik asit aynı zamanda yükseltgen maddedir. Dolayısıyla ikinci faydanız doğrudur. Su indirgen olarak etkimişliği diyor. Hayır. Suda bulunan hidrojen ve oksijenin değerlerinde hiçbir değişme olmadığı için indirgen ve yükseltgen etkisi söz konusu değildir. Bu durumda doğru cevabınız ne olmalı? Bursa diyorum.